Yalçın mesela e, temkinini konuştu maç sonrası. O Olur. öyle konuşmak zorunda. Yani Sergen Yalçın zaten Tabii. benim gibi konuşursa o zaman ben onu eleştiririm. Hani derim ki yani ne yapıyorsun hocam daha 8 maçım var derim. Yani biz burada e, yorumcu olmanın rahatlığıyla ve tuzu kuruluğuyla konuşuyoruz. Tabii ki Sergen Yalçın bir an bile boş bırakmamak evet. zorunda çünkü biliyor. Başına <laughs> gelmiş, yaşamış. Tabi, kim bilir ne şampiyonlukların kaçırılışına rakip veya e, şampiyonluğu kaçıran takımda olarak tanıklık etti. Yani Sergen işte Yalçın düşmemeye oynayan takımlarda da teknik adamlık yaptı. Çok ciddi de bir futbol deneyimi olan bir insandan bahsediyoruz. Hayat deneyimi de var, insanları da tanıyan birisi. Çok da zeki bir adam. Yani ben onun böyle konuşmasını çok normal buluyorum. Ersin'le ilgili bir şey söyleyeceğim. Hakikaten büyük kaleciler, iyi kaleciler de yılda bir iki tane böyle yerler. Hiçbir şey yok. Ben bakıyorum gelmiş 32 maç oynamış Beşiktaş. Bunun çok büyük bölümünde Ersin oynadı. Işıktaş'ta bu arada bir paylaşım yaptı şu anda. E, şu anda mı? Ersin'le ilgili. Evet. Ersin ilgili. Arkadaşlar, evet, onu da bakalım. getirirlerse çok ki. güzel olur. 32 maç oynamış. Ben bu çocuğu envai çeşit rakibe karşı envai çeşit ortamda gördüm, izledim. Canlı da izledim, televizyondan da izledim. Bu çocuk iyi kaleci. İyi kaleciler böyle gol yer. Bir şey de yok yani. Hani e, bak bakıldığı zaman bir hayat deneyimi. Daha 20 yaşında bu çocuk. Hani Uğurcan'la Altay'la kıyaslıyoruz ya, Altay Ersin'den 2 yaş büyük, o yaş grubunda çok önemli bir Tecrübesi daha fazla tabii. Uğurcan 4 yaş büyük. Yani Ersin 20 yaşında, gencecik bir kaleci. Şu anda şampiyonluğa giden bir takımın kalesinde ve hiçbir zaman da biz Beşiktaş'ın e, kalesi çok zayıf demedik 10. haftadan sonra falan. O haftaya kadar acaba bunlar becerir mi, Utku'yla Ersin falan diyorduk. Yani bu, bu golü yiyecek, bu kredisi var. Helal olsun Beşiktaş camiasına taraftarına tabii ki sahip çıkacaklar. Biz birazdan şimdi e, ekrana getiririz Beşiktaş'ın paylaştığı fotoğrafı ama izleyicilerimize şöyle biraz anlatacak olursak e, doğrudan Ersin'in fotoğrafı dün akşamki maçtan fotoğrafı kullanılmış ve Ersin de etiketlenmiş Twitter'dan. E, bir emoji ile hani şöyle, şöyle, şöyle evet. bir şöyle bir emoji ile. Hmm. Karşılıklı. Yumruklaşma. Evet karşılıklı evet. Güzel i̇şte bir yani bu, tabi, tabi, yani bu tabii tabii yani bu bu Beşiktaş'ta Beşiktaş'ı diğer takımlardan farklı kılan şey şu anda uzun süredir bu zaten. Yani onlar şimdi Galatasaray'a geldiğinde belki Galatasaray'a konuşacağız. İşte başka şeylerle uğraşıyorlar. Fenerbahçe yine gündeminde başka şeyler de var. İşte hoca değişikleri, onlar bunlar bir sürü tartışmalar var ama Beşiktaş hem bu kısıtlı kadroya ve bu kadar yaşanılan şanssızlıklara rağmen ki hep söylediğim bir şey var en büyük önemli faktör de Sergen Yalçın yani oradaki önemli tutkal işte camiayı diri tutması açıklamalarıyla diri tutması takımı takımla oyuncularla yani her hoca da böyle ben bu kadarını beklemiyordum açıkçası şaşırdım yani çünkü yani Anadolu takımlarında görev aldıktan sonra büyük bir takıma gelmek ve burada saha içi kadar oyuncularla da iyi bir diyalogun içerisine girmek Onlara güven duygusu vermek. Yani onlar onu seviyor. Takım Sergen, Sergen Yalçın'ı seviyor. Oyuncular, oyuncular da hoca seviyor. Yani bakıldığı zaman bir Adem Laric bile belki kötü dönemleri oldu ama sonuçta oynatıyor, oynatmıyor. Kazandı yani adamı. Evet. Adam yani şeydi komadaydı, komadan çıkarttı adamı, sahaya sürdü. O noktaya getirdi. Yani Larin'i mesela bambaşka bir noktaya geldi. Abu Bakar geldiği zaman... Acaba bu adam oynar mı, oynamaz mı, ne olacak filan derken. Ee, ve bunun gibi bir sürü isim var. Gezal yani bakıldığı zaman Gezal sanki çok büyük patlama yaptı da mı Beşiktaş'a? Zaten niye verdiler Beşiktaş'a? Bedelsiz gitsin orada bir oynasın. Ya, bir kendine gelebilecek mi, şarj olacak mı? Der. Adam uçtu gitti. Yani e, bunları işte Erol Hoca yapamadı. Bunları bu sezon Fatih Hoca yapamadı. Yani bakıldığı zaman bütün evet sahada oynamak, taktik falan önemli de yani o yüz ifadeleri pes etmeme duygusu, pes etmeme motivasyonu, işte arkadaşlık, kulüp, sosyal yani bunları da yaparsanız işte takım oluyorsunuz. Takım olunca da şampiyonluğa koşuyorsunuz. Biraz haksızlık mı edildi acaba Sergen Yalçın'a? E, önceleri yani e, biraz karakteri de göz önünde bulundurularak e, işte bir yerde sıkılır, bir yerde konsantrasyonu bozulur dendi sürekli ama, ama e, hep Sergen Ama desteklenmişti. Yalçın, Sergen evet. Yalçın hiç Bu arada Ersin paylaşımı da ekrana geldi evet. şu anda Beşiktaş'ın. Çok hoş. Ee, Sergen Yalçın sadece Beşiktaşlar tarafından değil, Türkiye'de geniş kitleler tarafından, farklı takımları tutanlar, futbol kamuoyu, spor medyası Sporun bürokrasisi. Herkes tarafından çok sevilen ve her zaman desteklenen bir isim. Ee, yani haksızlığa uğrama derken şöyle bir şey oldu ama ben onu haksızlık demiyorum. Hmm. Ee, yani Sergen Yalçın şampiyonluğa oynayan büyük bir organizasyonun başında istidatla durabilir mi diye doğal olarak hepimizin kafasında soru bir soru yani, işareti evet. vardı. Düşünsenize Okan Buruk'u. Yani Abdullah Avcı yıllarca takımı bir yere getirmiş hep zirve mücadelesinde tutmuş herkesin takdirini toplamış. Biz pek çok oyuncu oradan gelmiş, Avrupalara sıçramış, değer kazanmış. Hep başarı, hep başarı ama şampiyon olamadı. Hı hı. Okan Buruk geldi. Ya Abdullah Avcı'nın olamadığı yerde Okan Buruk şampiyon olur mu dendi. Ya bu takımı kuran, bu günlere getiren Abdullah Avcı şampiyon yapamadı. Okan Buruk hiç yapamaz dendi. Okan'ın ne deneyimi var ki dendi. E Okan Buruk şampiyon oldu. E bunun denmesi de normaldi. Sonrasında da e helal olsun Okan Buruk'a denmesi de normal. Değil mi? Şimdi Okan Buruk Galatasaray'ın en güçlü bir sonraki teknik direktör adayı konumunda. Doğal değil mi? Şampiyon olmuş adam ya. Ama Sergen Yalçın'ın şampiyonluk yoktu kariyerinde Beşiktaş'a evet. geldiğinde. Ama Sergen Yalçın bir Beşiktaş kahramanıydı. Hatta bir Türk futbol kahramanı. Çok da enteresan bir yanı var. Şimdi patır patır yurt dışına e, oyuncu gönderdiğimiz, Türkiye'de yetişmiş oyuncuları gönderdiğimiz bir dönemdeyiz. Genç arkadaşlarımız e, olayı pek fark etmiyordur Z kuşağı. Ama Sergen Yalçın bizler için, bizim kuşağımız için Zidanlar seviyesinde bir yetenek. Yurt dışına bir gitse tüm dünya onu konuşur dedirten bir futbolcuydu. O yüzden biz hepimiz çok severiz. Hala anlamayan arkadaşlara bir daha söyleyelim. Çünkü anlamamaları da normal. Daha ufaklar, görmediler, o yılları yaşamadılar. Sergen Yalçın, Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş formaları giydi. Milli takımda da çok iyi işler yaptı her zaman gündemdeydi, her zaman çok sevildi ve her zaman sempatikti. Bu laflarım daha çok Sergen Yalçın'a. Sergen hocam sen busun, bunun dışında davranma. Bence bir iki maçtır iyi bir profil çiziyorsun. Peki o zaman Ankara Gücü maçını biraz konuşalım isterseniz. Ee, her maça artık kırılma maçı gözüyle bakıyoruz tabii ama bir taraftan da Ankara Gücü ile birlikte e, Hikmet Karaman performansından da bence biraz bahsedelim. Acaba o karşılaşma nelere gebe oldu? Bence ne yapalım biliyorsun Hikmet Karaman için bir dakika saygı duruşu yapalım. Ya yani Müthiş bir performans ya. Ya bak bu sene kimleri konuşuyoruz zaten değişmeyen birkaç tane hoca var. Bu senenin performansları Ömer Hoca. Değil mi? Evet. Çağlar Hoca bence her şeye rağmen hani son haftalarda çok eleştirilse de Çağdaş Hoca. Evet, Çağdaş ha. Hoca. Ee, çağlar mı dedim? Çağlar. Dedim. Ah yanlışlıkla <laughs> demişim. Kusura bakmasın. Çağdaş Hoca. Ee, Ömer Hoca yani çok iyi işler yapıyorlar. E ee, Sergen Hoca zaten destan yazıyor. Yani e, her şeye rağmen ama hikmet Karaman'ı alıp başka bir yere koymak lazım arkadaşlar. O sıraya çıkarttan. Ya top yani. oynuyorlar top. Bak. Şimdi sonuç alırsın. Dersin ki işte yeni hoca top rüzgarı. Bunlarda alttalarda küme düşüyor, düşme ya, şey yok. Can top şey oynatıyor diyorum. Evet. Bak sadece puan kazanmıyor. Top oynuyorlar. Şimdi Yılmaz Hoca da bir efekt verdi. Erzurumspor'da bir ciddi bir kıpırdanma var. Ciddi ya. Dün evet, evet. koskoca deve dişi gibi rakip Beşiktaş karşısında dönem dönem nasıl Tabii. domine ettiler oyunu. Ama hem iyi futbol, hem iyi sonuç alıyor Hikmet Hoca. Dün biraz şanslıydı Ankara derbisinde. Şans golü var. Evet. Ama maçı hak etti mi? Bence hak etti. Gençler Birliği de e, Bizati hocayla beraber ciddi çıkışta bak. Onu da tebrik etmek lazım. Zaten benim takip ettiğim bir futbol adamıdır. O bilmez hatta o kadar yakın takip ettiğimi. Çok kıymetli bir teknik adam. Dünkü Ankara derbisi futbol olarak da çok güzeldi. Evet, çok güzeldi. Hikmet Hocam, yani bence farkını ortaya koyuyorsun. Ee, bilmiyorum ama e, şu son yıllarda büyük takımlardaki teknik adam... ...rotasyonuna, hareketliliğine, sirkülasyonuna bakıyorum... Yani sana çok büyük haksızlık edildiğini düşünüyorum. Çünkü kasket de çok yakışır. Çok beğendim. <laughs> yani biliyorsun Peaky Blinders da evet. bir kez daha özdeşleştirildi. Ee, yani kasketi tabii bu sene sahiplenen Abdullah Hoca oldu doğal olarak. Çok iyi bir fikirdi. Ama Hikmet Hoca'nın tarzı biraz daha farklıydı. Böyle biraz ya ressam kız... şapkası gibi böyle ya bir yandan. Hafif bir yan yazarız evet. değil mi? Böyle bir Montmart, Paris, <laughs> bir Parisyen havasında. <laughs> evet bir Parisyen bir havası ee, var. ya hocam her şeyi her ortamda hani hem sokakta sokak, hem salonda salon. Hikmet Hoca çok enteresan bir adamdır. Evet, yani hayat, ya sohbet etmek falan da çok keyifli kendisiyle. Diğer pek çok futbol adamında olduğu gibi ama Hikmet Hocayı bir gün Arsen Wenger'in yanında görürsünüz futbol tartışırken, bir günde hani sokakta şeyde maçların kenarındaki köftecide köfte yerken de görürsünüz. Yani Hikmet Hoca çok renkli ve artık hayat deneyimi de üst düzey bir teknik adam. Ve bence şu an formunun zirvesinde çağı yakalayamayan pek çok teknik adam var. Mourinho'nun yakın zamandaki bir demeci vardı dikkat ettiniz mi? İşte 23 yaşındaki futbolcular şimdi adam değiller, erkek değiller. Mesela Lampard 23 yaşındayken erkekti, adamdı diyor. Hemen yani buradan Jose Mourinho'ya sesleniyorum. Hiç umurumda değil ama ee, hocam acaba sen mi kafayı değiştirsen? O günkü 23 yaşındaki çocuklarla bugünkü 23 yaşındaki çocuklar arasında dağlar kadar fark var çünkü. Yani sen bu bakış açını değiştirsen de o günkü 23 yaşındaki çocuklarla iletişim kurduğun gibi kurma. Bugünkü 23 yaşındaki çocuklar alakasız. İyi ya da kötü demiyorum. Alakasız. İşte sen kaç yaşındasın? 21 mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani bugünkü 21 yaşta bundan 10 yıl önceki 21 yaşındaki insana müdürlük yapmak, yöneticilik yapmak, abilik yapmak, babalık yapmak, teknik direktörlük yapmak. Alakasız şeyler. Yani Jose Mourinho çağ dışı kalmış. Ama Hikmet Hocam. Ama Hikmet Hocam bakalım. kalmamış. Kasketiyle. Bak bunu çok net söylüyorum.